Değerli dostlarım tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Evet, biraz gecikmeli oldu. Malum maç vardı bugün arkadaşlar. Trabzonspor Galatasaray maçına baktık. 2-2 beraberlik. Güzel maçtı, onu söyleyelim öncelikli olarak. Yani maç açısından gerçekten güzel bir maç seyrettik. Ama evet, şöyle yapalım. Takıldık buraya arkadaşlar. Evet. Anketlerde ama dedik orada kaldık. Anketlerde Galatasaray üstün çıkmıştı. Hem Twitter üzerinden hem de YouTube üzerinden yapmış olduğumuz anketlerde Trabzon üstünlüğünü gördük. Pardon, Galatasaray üstünlüğünü gördük. Ama sonuçta 2-2'lik bir sonuç. Ne şiş yansı ne kebap misali. Şimdi arkadaşlar IOTA'da baktığımız zaman aslında son o sert düşüş o kadar da IOTA'yı ben etkilediğini düşünmüyorum. Bir de onu bir defa söyleyelim. IOTA'da bütün teknik doneler çalışıyor arkadaşlar. Sizler de Binance Borsası referans kimliğimi kullanarak %10 komisyon indirimiyle IOTA satın alabilirsiniz. Videonun altında yorum kısmında yer almakta. IOTA, Bitcoin, Ethereum, Ripple yüzlerce kripto para arasında alım satım yapabilirsiniz. Şimdi IOTA'da baktığımız zaman teknik anlamda aslında hiçbir sıkıntının olmadığını görüyoruz. Şu anki bölüm ortalama, bakın şu kısım arkadaşlar. Kaç burası? Bakınız 1.37 bandı altında bir kapanış gelmediği müddetçe IOTA'da bir sıkıntımız yok. Bu yataydaki desteğimiz. Bir de şöyle bir destek bölgemiz var arkadaşlar ki bakınız asıl önemli olan desteklerden bir tanesi budur. Şimdi genellikle bu tarz destekler kırıldıktan sonra, bakınız bu tarz destekler kırıldıktan sonra ki burası zaten daha önce de çalışmış etkili bir bölge. Kırıldıktan sonra hacimli kırılışlarda geri çekilip retest yapma potansiyeli vardır. Bu bölge bir retest bölgesi olur ise 1.37 üzerinde arkadaşlar şu derinlik kadar yukarıya doğru gitme potansiyelimiz ve bizi neredeyse daha önceki tepeye çıkarabilir. Bakış açımız olumlu. Teknik veriler olumlu. 1.37 üzerinde kaldığımız müddetçe arkadaşlar yolumuz güzel. Evet, 1.37 üzerinde yolumuz güzel. Yani şu bölgede bir de şöyle arkadaşlar yukarı atak şu şekilde bir filama görüntüsüne de gidebiliriz. Bir ihtimal bakınız ki o zaman şu dip bakınız yüksekliği kadar yukarıya yolculuk gelir ki o da zaten daha önceki tepe noktası olarak karşımıza muhtemelen çıkacaktır. Bakış açımız olumlu şimdilik. Dilerseniz şöyle 2 saatlik bir grafik üzerinden bakalım IOTA'ya. Grafiğimizi sıfırlayalım. Evet, 2 saatlik grafik üzerinden baktığımız zaman çizimleri kaldıralım. Ha, burada da bir kırılım bizim için önemli. Arkadaşlar 2 saatlik grafik üzerinde kırılımı takip edip bu kırılım üzerinden yolculuk yapabilirsiniz. Bakınız aslında 2 saatlik grafikte filamamız oluşmuş bile arkadaşlar. Tabii yukarı doğru kırılım bizim için geçerli. Ve baktığım zaman şöyle bir filamavari görüntüde kırılım geldikten sonra teknik hedefimiz ne olacaktır diye şöyle bakacak olur isek burada bizim teknik hedefin 2.70 dolar bantlarına kadar gitme potansiyeli olduğunu, lakin öncelikli hedefimiz arkadaşlar şu kısmın olduğunda tabii hatırlatalım. Bakın şu kısmı alalım. Bakınız burada 2.21-2.71. Bu filamanın teknik sıralı hedefleridir. Fiyat etiketlerini yapıştıralım şu şekilde. Bu bir kenarda kalsın. Önemli. Ortalama bakın şu bölgeler bizim bir destek bölgemiz. Bir 4 saatlik kapanışı arkadaşlar. 1.46 altında bir 4 saatlik zaman dilimi geçirmez ise ki burada bir miktar daha stop loss noktasını geri çekebiliriz. Çünkü fitil olayı bizde çok oluyor arkadaşlar. Yani 1.46'da stop oldunuz diyelim örneğin. Şimdi buradaki fitilleri de anlatalım ki birazcık borsada kripto piyasasında bu gerçekleşebiliyor sık sık. Şimdi buraya fitilini attı bakınız. Şimdi bizim kapanışı 4 saatlik kapanış 1.46 altında olmadığı müddetçe diyoruz. Geldi buraya
fitilini attı, tekrar yukarıya çıktı arkadaşlar. Bakınız şuraya toparladı. Burada tekrar oyuna dahil olabiliriz. Ama biz esas oyuna dahil olunması gereken bölgenin, bakınız bu flamada direnç kırılımının olduğu bölge olarak adlandırmamız lazım. Hareketin başlangıç noktası arkadaşlar bu bölge olmalı diye düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi, yorumlarınızı IOTA ile ilgili hemen videonun altına bırakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, teknik görüntümüz şimdilik bu şekilde. Ak enerji ile devam ediyoruz. Hissemize, katıl üyelerimizden gelen olan hisseler, kripto paraları değerlendirmeye devam ediyoruz. Ak enerjide arkadaşlar direnç noktası çok çok önemli demiştik. Ve geldik direnç noktasına. Şimdi altta ne 1.20'ler ne 1.29'lar artık bizi ilgilendirmiyor. Daha önce hatırlarsanız şu bölgede, bakınız biraz önce IOTA'da da aynısını yaptım. Bakın şöyle bir filamavari görüntü olabilir, yapabilirler demiştim. Ha, direkt gitti arkadaşlar. Bakın. Şimdi buradaki teknik hedefimiz bu direnç noktası kırıldıktan sonra, bakınız bu direnç noktası kırıldıktan sonra en cazip olan bölgemiz bakın şu hattır arkadaşlar. Bakınız. Bu bölge kırıldıktan sonra gidebileceğimiz en tatlı bölge 2.14 2.15 bandı olarak karşımızda duruyor. Stop loss noktası olarak da şu kısmı koyabilirsiniz kendinize. Şu şekilde bakınız. Şu bölgeyi şöyle bir stop loss noktası olarak alıyoruz ve fiyat etiketlerimizi yapıştırıyoruz. Baktığımız zaman 1.75 stoplu, 2.15 teknik hedefli ortalama takip ediyoruz. Devam ediyoruz. Bir düşen kırılımı bizi 2.15'lere ilk etapta taşıyabilecek kapasiteye sahiptir arkadaşlar. Bu bölge 1.75 altı stop losslu takip edilebilir. Geçiyoruz Polho. Polho'ya son zamanlarda çok baktık. Katıl üyesi değerli dostlarımız Polho'yu çok soruyorlar. Polho katıl üyeleri arasında en çok sorulan hisselerden bir tanesi diyebilirim. Şimdi baktığımız zaman aslında çok da bir değişik durumun olmadığını görüyoruz. Daha önceki yapmış olduğumuz analizde mavi alanı çizdik. Bu alanın üzeri dedik. Şöyle kaldıralım isterseniz. Mavi alanı tekrar çizelim. Bu bölgenin üzeri arkadaşlar. Bakınız. Şöyle yukarı alır isek bir tık sıkıntımız sıkıntı. Şu net bölge bakınız biraz daha güzel arkadaşlar. Şu bölge. Bakınız bu bölgenin üzerindeyiz. Olumlu. Teknik görüntümüz şimdilik olumlu. Buradaki yatay noktanın katlama hedeflerini baz alacak olur isek bakınız şu bölgede epey bir vakit geçirdiğini düşünüyoruz. Ve burada bakınız bir katlama boyu atıyoruz yukarıya doğru. Buranın renk tonunu şöyle sarıya çevirelim ve fiyat etiketlerini yapıştıralım. 2.93 3.26 altta destek noktamız 2.60 arkadaşlar. Evet, baktığımız zaman bir de Fibonacci değerlerine buradan bakalım. 2.83. Evet, Fibonacci 2.83 üzeri olumlu. Güzel. 2.85'te gelen bir kapanış var. Oldukça güzel arkadaşlar. Fibonacci anlamında da 0.618 bölgesi. 2.83 bandı üzerinde yönümüz yukarı arkadaşlar. Geçelim diğer bir hissemiz Vertu sorulmuş. Vertu. Evet, Vertu'da yine değişen bir durumun olmadığını görüyoruz. Düşen kırılımından bahsetmişiz en son. Burada bakınız bir hapis durumuna çevirdik. Dedik ki 23.80 stop loss'u takip edilebilir. Hareketimiz şuradan bakınız yukarıya kırılır ise bu şekilde olumlu bakabiliriz demiştik. Maalesef yukarıya gelen bir kırılım yok. 23.80 kırıldı. Şimdi yatay bir seyirde devam edebiliriz. Onun için bu yatay bölgeyi şöyle bir alan içerisine alalım. Evet. Şu alan içerisinde takip edilebilir arkadaşlar. Baktığımız zaman bu alan şu bölgeye kaçmış ortalama. Evet, 23.76, 23.80 değişen yine bir durum yok arkadaşlar. 23.80'in üzerinde olumluyuz. Altta baktığımız zaman stop loss noktamız 19.88 arkadaşlar. Evet, 19.88 stop loss'u takip ettiğimiz zaman bizim şöyle ana destek bölgelerimizi şöyle yelpazevari bir çizimle çiziyoruz. Ve burada bakınız üst destek bölgesini şu alan içerisinde görüyoruz. Yani muhtemelen bu bölgede bakınız arkadaşlar bu mor alan içerisinde kaldığımız müddetçe yukarıya doğru bir hareket potansiyeli gelebilir. Ama bu mor alanın altına sarkmamız, 19.88'lerin altına sarkmamız
bizi daha aşağıdaki bakınız 12.50 bantlarına kadar taşıyabilir. Çünkü burada bu bölgeye kadar devasa bir uçurum bölgesi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu bölgede dikkat ediyoruz. Geçelim diğer bir hissemiz. Beyaz sorulmuş. Hemen beyaza bakalım. Beyaz filo oto kiralama. Çizimleri şöyle bir kaldıralım. Şimdi şuradan beyaz arkadaşlar bir yelpaze var. Çizim yapalım. Bakınız. Burayı alalım. Daha önce çizmiş olduğumuz şu nokta kırıldı arkadaşlar. Onu da ifade edelim. Bakınız. Şöyle bir destek bölgemiz var idi. Bu bölgenin kırıldığına şahitlik ettik. Bu anlamda baktığımız zaman birazcık sıkıntılı bir durum söz konusu. Uyumsuzluklarla alakalı bir durum var mı? Bakıyoruz. Yani dipleri gördüğümüz zaman her zaman uyumsuzluklara dikkat ederiz. Örneğin şu bölge daha aşağıda bakıyoruz. Herhangi bir pozitif uyumsuzluğu göremedik burada. Ama şu bölgede baktığımız zaman uyumlu hareket ediyoruz. Bir sıkıntı yok. Yani pozitif uyumsuzluk yakalamış olsaydık bir tık daha olumlu düşünebilecektik. Yani onun için uyumsuzluklar önemli arkadaşlar. Evet, bu bölgede şöyle bir fibo çizileyim. Evet, Fibonacci değerlerine baktığımız zaman bir tık daha aşağı düşürüyoruz. Evet, 10.15 direnç noktamız ki 10.15'in üzerine atmamız arkadaşlar bakınız. Burada Fibonacci 10.15. Bu çizginin üzerine atmamız ana destek çizgisi üzerinde de tekrar atacağımız için olumlu değerlendirilebilir. 10.15'in üzerinde pozitif bir bakış açımız var. Bu değerin üzerinde 11.91, 13.33 sıralı direnç bölgelerimiz ki bakınız güzel çalıştığına şahitlik ediyoruz. Bakınız Fibonacci 382'nin yine Fibo 0.50'nin bakın şu bölgede çok net bir şekilde çalıştığına, 618'in bakın şu bölgede şu şekilde bakınız net bir şekilde çalıştığına şahitlik ediyoruz. Demek ki bu Fibonacci değerlerine biz güveneceğiz arkadaşlar. 10.15 dirençli takip ediyoruz. Altta bakınız kapanışımız 8.50'ler altında gelmediği müddetçe panik ve korkuya gerek yok. 8.50'nin altında ise 8.11, 7.30 şeklinde sırasıyla yolculuğumuz devam edebilir. Şu ekran görüntüsünü alaraktan arkadaşlar bakın sağ tarafta görüyorsunuz 8.51, 8.11 ve 7.30 sıralı destek noktalarını kullanabilirsiniz. Dilerseniz biz yine de şöyle yapalım. 8.51, 8.12, 7.30 arkadaşlar. Yukarıda bakınız 10.15 bizim Fibonacci anlamında da dip bölgeden kurtulduğumuzun işareti olacaktır arkadaşlar. Geçiyoruz. Evet. Sanifom Sünger. Bakalım sende durum nedir? Vay vay vay. İşte olay bu arkadaşlar. Bakınız olay bu. Daha önceki bakınız harekette burada kırılımın geldiğinden bahsettik. 15.90 idi arkadaşlar. Bakınız kırılım bölgemiz neredeyse. Şimdi burada pardon şunu yine yerinden oynattık. Evet. Şöyle bakıyoruz. Teknik anlamda yolculuğumuz katmer katmer gidiyor yukarıya doğru. En sonunda bakınız ne yaptı arkadaşlar? Bizim şöyle bir analiz çalışmamız var idi. Hatırlarsanız bakınız neler anlatmışız, neler gerçekleşmiş. Anlayın diye bakın şey yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir çanak. Biz burada bakın şu şekilde bu bölgeye kadar gelip bir fincan kurpa gidebilir demiştik. Ve şu bölge bakın geldi şuradan direkt gitti arkadaşlar. Yani zamana çok yayılmadan bir fincan kulp oluşumu içerisindeyiz. 22.70'in üzerinde olmamız sevindirici arkadaşlar. Evet, 22.70'in üzerinde olmamız sevindirici. Şimdi şöyle yapalım. Şu bölgeleri sırasıyla alalım. Güzel. Şimdi 22.76 bir kapanış görmediğimiz müddetçe bizim ilk teknik hedefimiz arkadaşlar sadece kapanış mumlarını baz alaraktan hesap yapıyorum. İlk önce bakın şu bölgedeki derinliktir arkadaşlar. Bu da ortalama bizi şöyle bakıyorum ilk etapta 27.40'lara kadar bakınız ortalama taşıyabilir bir ihtimal. Evet ilk teknik hedefimiz bu şekilde kalsın 27.40. 22.70'lerin altına stop loss koymakta fayda var. Şimdilik görüntümüz olumlu. Buradan bir
Arkadaşlar şu şekilde oluşumdan da bahsedemez miyiz? Bakınız. Şunu da işaretleyelim şu şekilde. Net bir şekilde arkadaşlar bir filama görüntüsünü andırdığını söyleyebiliriz. Ve bu filamanın bakınız şu sapı kadar yukarıya yine gittiği zaman buradan en başarılı borsa kanalı Ahmet Bey'e de selam olsun. Kazma kürek sapı diye bizi bir ara anlatmıştı, kanalında bahsetmişti. Bizim kanalı tanıtırken bir kanalı tanıtma faslı yaşamıştık Ahmet Hoca'yla. Sağ olsunlar, teşekkür ediyorum buradan kendilerine. Gayretleri, çabaları için gerçekten takdire şayan bir abimiz. Şimdi kazma kürek sapı kadar yukarıya diye bir tabiri vardı. Yani burada baktığımız zaman şu filamanın sapı kadar yukarı doğru gitme potansiyelini hesaplarsak burada da 33.50 filaman teknik hedefidir arkadaşlar. Buranın kulp katlama hedefi 27.50. Filama katlama hedefimiz, sapı kadar gitme hedefi 33.50 arkadaşlar. Evet, teknik veriler şimdilik olumlu. Ve şuradan da şu ana desteği yine takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de bir kanal trendi içerisine artık bürünebileceğini buradan söyleyelim ki zaten net bir şekilde kanal trendinin oluştuğunu, bakın direnç 1, destek 1, direnç 2, destek 2 arkadaşlar. Bakın burada net bir şekilde yükselen kanal trendi oluşmuş durumda. Bizim için asıl olan trendlerdir. Trendler bozulmadığı müddetçe yolculuğumuz böyle aheste aheste gidebilir arkadaşlar. Olumlu, pozitif bir görüntünün hakim olduğunu söyleyebiliriz. Kristal'a gelelim. Kristal yine katıl üyelerimiz tarafından sorulmuş olan bir hisse. Kristal'da bakalım son durum nedir arkadaşlar. Çizimleri şöyle bir kaldıralım. Şimdi baktığımız zaman Kristal'da bakınız bir uyumsuzluk var. Hemen zaten dikkatimiz ne çekiyor burada? Dipler daha yukarıda, dipler daha aşağıda. Bir uyumsuzluk var, pozitif uyumsuzluk var. Burada riski göz alanlar kendilerine ortalama bir stop loss noktası koyarak burada baktığımız zaman şu bölgemiz kaç arkadaşlar? 1.28. Dileyen için bir tık altı 1.23. Bakın bu bölgelerde stop loss kullanarak kademeli yol almayı da yine düşünürler ise burası da bakınız ana destek bölgemiz neredeyse 1 TL bantları. Bakın 1.28, 1.23 ve 1 sıralı destek noktalarını baz alarak hareket edebilirler. Bir uyumsuzluk var ve bu uyumsuzluk bizi yukarıya doğru taşıyabilecek en bariz pozitif unsurlardan birisi olarak nitelendirebiliriz pozitif uyumsuzluğu. Baktığımız zaman şöyle de arkadaşlar bir görüntümüz var. Şöyle bir tık daha yükseltelim. Fibonacci değerlerimiz nedir? Hemen ona da baktığımız zaman Fibonacci anlamında da 1.33 üzerinde 1.82, 2.18, 2.53 sıralı teknik hedeflerimiz söz konusu diyebiliriz arkadaşlar. Pozitif uyumsuzluğun hakim olduğu bir hisse. Ben bu tarz hisselerde haftalık bakmayı da tercih ederim. Çünkü MACD indikatörü ve RSI benim burada rehberim olacak. Baktığımız zaman RSI dip bölgede arkadaşlar. Genelde bu dip bölgelerden gelen hareketlerin şöyle yapalım. Kalemimizi yine çalıştıralım. Bakınız dip bölgelerden gelen hareketlerin bakınız aynı dönem diliminde yukarı doğru bizi taşıdığına şahit gidiyoruz. Bakınız hop yukarı, bakınız dip yukarı. Bakınız burada da aynı şekilde bu dip hareketleri haftalıkta devasa yükselişleri beraberinde getirmiş ve benzeri bir görüntü. RSI'de dip bölgedeyiz haftalıkta ve MACD indikatörü o kadar güzel kesmiş ki bunların hepsi pozitif. Uyumsuzluğu da kattığımız zaman tadından yenmeyecek bir halde arkadaşlar. Evet, Kristal bu şekilde olumlu pozitif bir görüntüye sahip diyebiliriz. Evet, inişler çıkışlar mutlaka olacaktır. Ama ilerleyen zaman diliminde baktığımız zaman çok daha pozitif bir tablo, endekse göre pozitif bir tablonun hakim olabileceği hisselerden bir tanesine aday diyebiliriz arkadaşlar. Kristal kolayı. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada net bir şekilde gördüklerimizi sizlere anlatıyoruz. Günlükte bir uyumsuzluk var dedik. Pozitif uyumsuzluk. Ve haftalıkta gelin bakalım dedik. Baktık ki haftalıkta geçmişteki benzeri görüntüleri gördüğümüz zaman arkadaşlar ileriye yönelik ümitlerimizin, umutlarımızın artmış olduğu bir hisse olarak karşımıza çıktığını sizlere beyan ederekten diğer hissemize geçelim. Çimsa. Evet. Çimsa'daki görüntümüz nedir? Hemen bakalım.
Yani kristalde böyle günübirlik düşünmeyen arkadaşlar. Size onu bir defa söyleyeyim. Günübirlik düşünmeyenin kristalde yiyecek ekmeği var gözüyle bakıyorum. Bu teknik doneler karşılığında. Evet. Çimsa. Şimdi haftalıkta MACD indikatörü düşeni kıranlardan, daha doğrusu MACD indikatörü al üretenlerden pardon bir tanesi. Şimdi burada zaten baktığımız zaman bir sin oluşumundan bahsetmiştik. Şöyle bakınız ve 26.60'ın üzerinde olumlu bakış açımızı sürdürüyoruz. Günlük grafiğe aldığımız zaman zaten daha önceki teknik çalışmayı net bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Bakınız buradan şöyle bir atağın geleceğinden bahsetmiştik. Bir tık daha destek bölgesine kadar inebilir ihtimaline karşı 22.34 bizim ana desteğimiz dedik. Ve buradan tekrar mavi alanın üzerine attı. Çimsa pozitif arkadaşlar. Şu anki görüntüde pozitif bir havanın hakim olduğunu, 25.80'lerin altına düşmediğimiz müddetçe olumlu bir görüntünün olduğunu, sırasıyla bu derinliklerin katlama hedeflerinin bizim karşımıza çıkacağını ifade edebiliriz. Şöyle baktığımız zaman ilk derinlik hesabını kırılım sonrasına koyduğumuz zaman arkadaşlar teknik olarak 31 bantları, 31.60 bantları karşımıza teknik hedef olarak durmakta. Dilerseniz fiyat etiketini yapıştıralım şu şekilde. Altta da stop loss noktası arkadaşlar 25.90, 25.80 bu bantların altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe yine pozitif bakış açımızın olduğu hisselerden bir tanesi Çimsa. Gedik sorulmuş. Hemen Gedik'e de bakalım. Gedik yatırım menkul artar mı düşer mi diye sormuş. Arkadaşlar artar veya da düşer ibarelerini biz kullanamayız. Teknik veriler şu şu şu. Yukarıdaki desteklerimiz, dirençlerimiz bu. Alttaki desteklerimiz bu. Şöyle bir formasyon olursa bunun teknik hedefi şudur budur. Bunu teknik doneler, veriler etrafında sizlere anlatabiliriz ama kesinlikle Gedik uçacak, Gedik çökecek, Gedik uzaya fırlayacak. Al, sat, tut diyemeyiz. Lütfen bu tarz ifadelere dikkat edelim. Onun için yani başta zaten teknik al, sat yapmayın diye sizlere buradaki bilgilere göre yapmayın diye uyarımızı yayınlıyoruz. Onun için hiçbir şekilde sorumluluğu kabul etmiyoruz. Şimdi Gedik uçar mı kaçar mı biz bilemeyiz. Burası borsa. Ama baktığımız zaman desteklerimizi zaten daha önce belirtmişiz. 7.13, 6.80, 6.57 şeklinde 7.13'ten dönmüşüz. Yukarıya doğru tekrar bir atak gelebilir. Bir uyumsuzluk var mı diye baktığımız zaman şu bölgedeki herhangi bir uyumsuzluğu göremiyoruz. Yine bu denli sert düşüşlerde mutlaka ve mutlaka haftalık MACD indikatörlerine bakmak gerektiği düşüncesindeyim ve haftalıkta bakacağız. Şöyle ana destek noktasına baktığımız zaman geçmişteki görüntüler her zaman bizim için bir rehberdir. Bir alım pozisyonu üretebilir. Buraya baktığımız zaman 6.57 altında kapanış yapmadığımız müddetçe veyahut da 6.50'lere kadar gelip buradan yukarıya doğru bir atak yaptığımız zaman bizim için pozitif bir senaryo olabilir arkadaşlar. Burayı iyi değerlendirelim. Bir haftalık grafiğimize hemen bakıyoruz. Grafiğimizi sıfırladığımız zaman MACD indikatörü alım üretebilir. RSI henüz arkadaşlar çok çok aşağılara inmiş değil. Ki zaten burada baktığımız zaman Gedik'te RSI çok da dip bölgelerde göremiyoruz. Onun için bir hareket oluşabilir. MACD indikatörünü iyi takip edelim. Son MACD indikatörünün kesişmesinde güzel bir yükselişi yakaladığımızı buradan sizlere hatırlatırım. Şimdi günlük grafiğine tekrar aldık. İndikatörlere günlük olarak bir daha bakıyoruz. Burada RSI önemli bir destek noktası olarak duruyor arkadaşlar. RSI'nin bakın şu desteğin altında kapanış yapmadığı müddetçe olumlu değerlendirebiliriz. Kademeli yol almak gerektiğine inanıyorum. Bu majör ana desteğin altında bir kapanış gelmediği müddetçe arkadaşlar biz de bakın şu bölgeye kadar bir olası güzel bir harekette bakınız 11 bantlarına kadar taşıyabilecek potansiyel oluşabilir arkadaşlar. Evet, ana desteğimizin üzerinde kaldığımız müddetçe 6.50'lerin üzerinde tutunduğumuz müddetçe. Ha, şu olabilir mi hocam? Şimdi şunu da tabii diyebilirsiniz. Şimdi 6.50'lerin altına düştü. Ben stopu oldum hocam. Patladı. Hisse patladı. Geldi buraya. Bakın şurası bir dip. Burası da bir dip. Daha aşağıda dip. Yukarıya hareket. RSI'mızda ise tam zıttı. Aynı dönemde daha yukarıda dipler oluşturmaya başladıysa bir uyumsuzluğu, pozitif uyumsuzluğu yakaladığımız için burada olumlu bakış açımız gelişecektir arkadaşlar. Evet. Biz görünen
teknik verileri, teknik oluşumları sizlere aktarıyoruz. İleride de oluşabilecek senaryoları söylüyoruz. O senaryolar oluştuğu zaman fikrimizde, zikrimizde değişiklik mutlaka olacaktır. Bu arkadaşlar netlik ifade etmez. Formasyon her an değişebilir. Bir formasyon başka bir formasyona kayabilir. Onun için sıkı takip edeceksiniz. Ufak tefek stop loss'ların patlaması durumu da mutlaka tabii ki de olacaktır. Tukaş sorulmuş. Hemen Tukaş'a bakalım. Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret. Ana destekleri görüyorsunuz. Bak biraz önce arkadaşlar hissede ne söyledik? Böyle ana desteği çizdik. İşte burası kırıldığı zaman stop noktası olması gerektiğini artık burada tamamen duygulardan bağımsız bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini söylemiştik. Burası kırılmış bakınız. Bu bölgeden bir dönüş gelseydi bir alım fırsatıydı ama gelmedi. Bakınız bu sarı alanın altına sarktık. 6.55'lere kadar bakınız geldik. Evet 8.59'un üzerine atmamız gerekir diyorduk. Daha önce atamadık. Geldik 7.80 destek bölgesi dedik. Direnç bölgesi dedik. Olmadı. 6.55'lere kadar geldik. Şimdilik baktığımız zaman bu görüntü birazcık negatif arkadaşlar. Alttan ana siyah destek çizgisi kırılıyor. Üstten bir düşen kırılım geliyor ama yatay bir seyri görüyoruz. Yukarı yönlü hacimli bir hareketi göremiyoruz. Bunlar sıkıntı. Her ne zaman sarı bandın üzerine tekrar atar isek benim bakış açım olumlu değerlendirilebilir. Şimdi daha alttaki sırasıyla destek noktalarını belirtmek isterim ki 6.04 arkadaşlar 5 neredeyse 3.55 bantları. Evet bu bantları sırasıyla artık takip edeceğiz. Umarım bu bölgelerden bir hareket gelir. Şöyle bakıyoruz. Yine bir haftalık grafikler önemlidir dedim. Evet haftalık grafikte arkadaşlar birazcık ümit veriyor. Onu söyleyeyim. RSI'de şöyle bir düşen kırılımının gelmiş olması haftalıkta oldukça önemli bir durum. MACD indikatörde pozitif alım ürettiğine göre burada olumlu bir bakış açısından bahsedebiliriz arkadaşlar. Haftalık bakış açısı güzel diyebiliriz. Şimdi şu denli sert düşüşten sonrası arkadaşlar şu alt en alt kısım ile en tepe kısmı şöyle alalım. Bakalım Fibonacci değerlerimiz ne gösterecek? 7.57. Evet. Üzeri olumlu ancak değerlendirebiliyoruz Fibonacci değerlerine göre. Evet. Burada arkadaşlar net bariz bir uyumsuzluğu görüyor muyuz burada? Baktığımız zaman aslında daha yukarıda dipler, daha aşağıda dipler. Yani burada haftalıkta kısmen de olsa bir uyumsuzluk söz konusu. Umarım buradan arkadaşlar yukarıya bir atak gelir artık diyelim. Tukaş hissesinde de. Parsan, evet Parsan'a da bakalım. Daha yeni bakmıştık ama istekler bitmiyor. Parsan'ı tekrar değerlendirelim. O zaman ne yapıyoruz? Hiç bilgileri silmiyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman Parsan'la ilgili günlük grafik bazında biz neler söylemişiz? Gelin onun tekrarını sizlerle beraber yapalım. Şimdi baktığımız zaman altta 25.12 üstte 29.58 demişiz arkadaşlar. Bu band aralığında destek direnç noktasını kullanarak ne yapıyoruz? Takip ediyoruz. 25.12 bizim Fibonacci 0.786 bölgemiz arkadaşlar. Artık bu bölge yeter artık hareket başlasın denilebilecek bir bölge. Bir de geçmişten olan şöyle bir hattın olduğunu burada düşünürsek buradan bir potansiyelimizin bir beklentimizin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir haftalık grafiğe yine bakalım bu tarz derin hisselerde bir haftalık grafik henüz MACD indikatörün alım üretmediğine şahitlik ediyoruz. Bakalım neler olacak. 25.14 29.48 bandında şimdilik takip ediyoruz destek ve direnç noktaları olarak. Ana destek noktası bakınız şu şekilde maalesef buranın kırılıp tekrar üzerine atma çabasını görüyoruz. Yani bu bölgemiz aslında kırıldı ama tekrar üzerine atma çabasını görüyoruz. Yani buradaki hareket bir tuzak olabilir. Ayı tuzağı olabilir mi arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman neden olmasın değil mi? Yani şuradaki kesişme noktasının üzerine atmamız hemen fiyat etiketini yapıştıralım. Bizler için oldukça olumlu bir görüntü diyebiliriz. 27.60 arkadaşlar bu bölgenin üzerinde pozitif bakış açımız var. Ama biz her halükarda diyoruz ki 25'in altında kapanış gelmediği müddetçe pozitif. Geçelim ORGE. Yine kanal içerisine bir giren bir çıkan bir hissemiz. Bir kanal içerisine bir girdi bir çıktı bir girdi bir çıktı. Güzel. Arkadaşlar ORGE'de kanalın içerisinde tutunmayı başardık. Olumlu pozitif diyebiliriz.
Daha önce hatırlarsanız şöyle bir düşen çizdik. Buradan Fibonacci değerlerini çizdik. 6-12 bakın siyah çizgiyle çizdik. Bu bölgenin üzeri olumlu dedik. Fırsatı kaçıranlar için aslında bu bölge yine bir fırsat bölgesiydi. Yani 6-12 alım tekrar geri çekilmesi aslında bir fırsat olarak nitelendirilebilir. Bizim için esas olan trend dedik. Sarı kanal trendi içerisinde olumluyuz. Net bir şekilde yükselen kanal trendinin burada oluştuğuna şahitlik ediyoruz arkadaşlar. Bu kanal içerisinde hareketler olumlu. Evet, trendin dışına taşmadığımız müddetçe yolculuk yukarı. Geçtik. Inveo. Evet, Inveo sorulmuş. Hemen bakalım Inveo. Sizler de değerli dostlar katıla dahil olarak istediğiniz hisse, emtia, kripto, para, analiz, teknik ne istiyorsanız sorun arkadaşlar. Katıla dahil olun. Desteklerinizi esirgemeyin. Bizi de zahmetten kurtarın ki yani herkesin hissesine bakmak, herkesin kriptosuna bakmak mümkün olmuyor, zor oluyor. Sizler de katıla dahil olun. Hem destekleyin hem ayrıcalıklardan faydalanın arkadaşlar. Sizler de katıla bekliyoruz. Baktığımız zaman Inveo'da 90'ın altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe arkadaşlar sakin oluyoruz. Alçalan bir kanal trendi bakınız burada devam ediyor. Bu kanal trendi kırılmalı. Bu kanal trendinin üzerinde biz yeşil mumu görmeliyiz arkadaşlar. Kapanışı görmeliyiz. Bunu görmediğimiz müddetçe burası sıkıntı. Biraz daha geriden aldığımız zaman bu bölge şöyle kısmen kırılmış olsa da yine geri çakıldığımızı görüyoruz. Şimdilik sarı kanal trendi içerisindeyiz arkadaşlar. Yatayda sırasıyla kullanacağımız destekler 96.8, 90.3 bölgelerini destek olarak kullanabiliriz. Şöyle bir sıkışmanın aslında bir filama görüntüsünü andırdığını da söyleyebilir miyiz? Bakın şöyle bir alan içerisinde arkadaşlar şöyle bir filama oluşumundan bahsedilebilir. Şöyle tekrar destek bölgesi kırılım falan. Bunu göreceğiz zamanla neler yaşayacağız. Kırılım esastır. 96.8 ve 90.3 sıralı destek bölgeleri Inveo'da. İndikatörlere bakalım. İndikatörlerden RSI şu bölgede aslında arkadaşlar alım üretmiş tekrar geriye dönmüş. RSI'nin 51-52 bandı üzerinde RSI'yi görürsek olumlu nitelendirebiliriz arkadaşlar. Natural Gas. Evet, Natural Gas da çok sorulan hisselerden bir tanesi olmaya başladı. Grafiğimizi şöyle sıfırlayalım. Şu bölgede 2 saatlik grafiğimizi şöyle bir alalım. Grafiğimizi şöyle sıfırladık. Evet. Savaş büyük bu bölgede. Bakalım neler yaşanacak. 7.75'in üzerinde olumlu demişiz. 7.70'in üzerinde kapanmayı başarmışız arkadaşlar. Inveo'da 7.75'in üzerinde direnç noktamız kaç? 7.80'ler arkadaşlar. 7.80'lerin üzerine atabilir isek burada küçük bir ikili dip oluşumu gerçekleşecek ve bizi bu arkadaşlar şu kısma kadar taşıyabilir. Bakınız baktığımız zaman bu noktadan ortalama 8 bandına kadar bir hareket potansiyelimiz gelebilir natural gazda. 7.75'in üzeri olumlu diyoruz ve ortalama 7.98 bandı. 7.70'in altında ise 7.50 arkadaşlar. Bakın bu değerleri iyi takip edelim. Hareketin aşağı ya da yukarı yönlü başlama noktası burada şu iki rakam arkadaşlar. 7.75'in üzeri 7.98, 7.70'in altı 7.50. Bu şekilde takibini sağlayabilirsiniz. İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na hemen bakalım. Bir günlük grafik. Grafiğimizi sıfırladık. Arkadaşlar ihlaslarla ilgili bakınız. Tamam. Sıktırır, bunaltır, uyuz eder. Ama şunu unutmayın. Yani bir hisseyi hani tepeden alıp zamanla bekleyin demiyorum kesinlikle. Ama şu dip bölgelerde her zaman bu tarz hisselere yatırım yapmak biraz bekletse de arkadaşlar baktığımız zaman şu dip bölgede bakınız yatay bir seyir. Dirence kadar %250 gitmiş arkadaşlar. Size bu parayı kimse vermez. Bir. Şu bölgede bakıyoruz. %168. Şimdi ben sadece şunu burada gözetirim. Şu alan içerisinde baktığım zaman bakınız İhlas Gayrimenkul şuradan gelmiş dirence. Dirençten desteğe, destekten dirence. Bakınız daha önce anlattım. 1 TL'nin altında 90, 95, 91 daha aşağıda bakınız 60'lara kadar yolculuk potansiyeli olabilir. Kademeye bölmek gerekir burada ve hedefinizin ortamı bakın şu kısım arkadaşlar olması gerekir. Burası kaç? İşte 1.38, 1.40 bandı.
Bu bölgeyi kademeye böleceksiniz. Kademeli yol alacaksınız. Yoksa bu tarz hisselerden tabii ki de kazanamazsınız arkadaşlar. Çünkü bunaltır, bıktırır. Ama destek noktasından tutturabilirseniz kancayı güzel de getire bırakır. Onun için yani bu bölgeler orta bölgeler. Yani hareket ne olur? Kestirmek çok kolay olmaz burada. Baktığımız zaman ortalama işte 91 bandını biz burada stop loss noktası söylemişiz. 91 stop loss'u takip edebileceğiniz gibi bu bölgeleri kademeye yayarak alımı 1.39, 1.40'ları teknik hedef olarak önünüze koyacaksınız arkadaşlar. Sabırla bu senaryoyu tutturabilirsiniz, kazanabilirsiniz. Tercih sizin. Evet. Ama buralardan şöyle bir hareket ile tekrar 1.20'ler test edebilir. Olası düşüşlerde ise 60-70 bandı ideal bir destek noktası. Onu da ifade etmiş olalım. Evet. Martı gayrimenkul yatırım ortaklığı geçen gün yine sorulmuştu. Yine bakalım. Burada da arkadaşlar Martı'da da görüyorsunuz. Devasa bir düşüş. Şöyle bakıyoruz. İşte 1 ve 1.16 bandını burada göstermişiz. Son teknik analizimizde. Burada yatay bir seyir devam ediyor. Umarım buralardan bir toparlanmaya da ilk etapta 1.54'ler test edilir. Burada da aynı fikirdeyim arkadaşlar. Tablonun oldukça net olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman için bu destek test edilmez diye düşünmeyin. Ama burada da artık ciddi bir dip bölgesindeyim. Bölgesindeyiz. Yani görüyorsun 3 defa test edilmiş bir nokta. Tekrar test edilip bu bölgede yatay bir seyir ve 3 şekilde bir hareket olabileceğini düşünerekten yol almanız gerekir arkadaşlar. Bakınız. Ya hisse gelmiş bakınız 3.60'lardan 1'lere arkadaşlar. Bu değer kaybı öyle basit bir değer kaybı değil ki. Yani baktığımız zaman %70'lik bir değer kaybı. Evet. Onun için her zaman söylüyorum. %70-80-90 bir hisse değer kaybettiyse araştırın şirketin temeline de bakın. Hareket döngüsüne de bakın. Bunlarla zamanla yolculuk yapılabilir. Bakınız. Martı gayrimenkul yatırım ortaklığı. Hareket döngüsüne bakın arkadaşlar. Bakınız bunu yıllardır yapıyor. Bakınız. Şurada devasa bir şekilde bekletip hop yukarı. Bakmayın buradan küçük gözüktüğüne bu değerin. Buradan buraya bakınız. Ciddi bir değer. Şu bölgede bakınız ciddi bir oyalanma hop yukarı. Aynı şekilde oyalanma hop yukarı. Bekleyelim bakalım neler olacak. Bu oyalanma süreci şu 3 oyalanmanın benzeri şurada mı oluyor? Yoksa gelip bu alt destekte mi olacak? Yani yine zamana yayılıp hareket edilmesi gereken bir hisse arkadaşlar. Yani ben bugün aldım yarın uçsun kaçsın. Öyle bir dünya bu tarz hisselerde yok. Bazı hisseler var. Biz bunu yaşıyoruz. İş bankası gibi, garanti bankası gibi, emlak konut gibi uygun noktalarda güzel bir şekilde yakalayabiliyoruz. Ama bu hisseleri arkadaşlar çok çok ana majör noktalarını bulmak, o noktalara pusuya yatmak gerekir. Pusuya yattın, sabırla bekle bu seni ihya eder değerli dostum. Onun için şu anda bir bandı destek bölgesi kırılır ise aşağıdaki baktığımız gibi yani 66-70 bandı aynı İhlas Gayrimenkul'deki gibi önemli bir destek noktası. Burada kademeli, bakınız kademeli yol alınabilecek hisse tarzları. %70-80 düşen hisseleri kademeli olarak toplamak en mantıklısıdır arkadaşlar. Birden girdiğiniz zaman sıkıntıdır onu söyleyeyim. Yani birden girdiğiniz zaman bakınız daha önce de bu bölgede ne yapmış arkadaşlar? Sert bir düşüş. Şurada oyalandı. Yeter artık buradan gider demeyeceksiniz işte. Bakınız bu bölgeni şöyle çizdiğimiz zaman şu destek bölgeleri var. Bakınız burayı da kırıyor ama yataya bağlayıp uçup gidiyor arkadaşlar. Aynı senaryoların burada da olabileceğini düşünün. Yani buradan aşağı birinin altına bakınız gelebilir. Her ihtimal olabilir. Yani tercih her zaman sizin. Şu çakışma noktamız kaç ortalama? 1.16-1.17. Burada hacim artışı ve 1.17'lerin üzerinde hareketler görür isek 1.54 ve yukarı doğru tabii ki de hareket potansiyelinin olabileceğini söyleyebiliriz. Anlatacaklarımız bunlardan ibaret değerli dostlar. Bugün biraz videoyu geç hazırladık. Maçtan dolayı sizlere de söz vermiş olduğumuz için bu videoyu yayınladık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayan değerli dostlarımızı kanalımıza bekliyoruz. Katıla dahil olarak destekleyebilirsiniz.
Ben sizden memnun kaldım hocam. Katıla da size destek vereyim. Bu kanal hepimizin diyebilirsiniz. Ve yine aynı şekilde istediğiniz hissemtiye kripto para teknik analiz çalışması talebinde bulunabilirsiniz. Kripto paralarla ilgili de arkadaşlar, bakış açım her zaman olumlu, pozitif. Düşüncem şudur ki kripto paralarda ilk, hani o ilk çıktığı zaman millet acaba dolandırıcılık, üç kağıtçılık gözüyle bakıp almadığı dönemleri hatırlayın. Nereden nereye geldi Bitcoin? Şimdi Bitcoin'de ikinci aşamadayız. Bu da kurumsallaşma ve devletlerin entegrasyonu aşaması arkadaşlar. Burada da ikinci treni kaçırabiliriz ve yine ahlar vahlar edebiliriz. Orta uzun vade kriptoların çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum ve bir gün ülkemizde de yine her yerlerde ATM'lerin olduğu ve yine tüm dünyada büyük mağazalardan başlayarak kripto paralarla alım satımların olacağı ve yine tüm ülkelerin kripto paraları tanıyıp kurumsallaşma yönünde hızla ilerleyeceği ve bunu takip eden, elinde barındıranların, bulunduranların yine arkadaşlar güzel getiriler elde edebileceği, ama her zaman ön yargıyla bakan, düşmanlıkla bakan, işte kişi bilmediğinin düşmanıdır diyoruz ya, bu tarzda bakanların yine yanılacağı bir dünyaya, bir evrilmeye doğru gittiğimize inanıyorum kripto paralarda. Sizleri de referansım üzerinden %10 komisyon indirimiyle kayıt olmaya davet ediyorum. Buradan kayıtlarınızı gerçekleştirip önce Binance TR'ye aktarıp kaydınız olabilirsiniz. Buradan ufak tefek alım satımlar yapıp paranızı geriye çekin, tekrar yatırın. Bu şekilde görerek yapın arkadaşlar. Çok yüklü miktarda paralarla değil. Yani güveniniz olsun. Yatırın, çekin. Yani o işlemin tadına varın orada. Yine Binance Global üzerine de kaydolabilirsiniz ve Binance TR'den Binance Global'a istediğiniz şekilde transferi yapıp dolar bazlı olur, işte diğer kripto paralar bazlı transferinizi yapıp orada da yüzlerce kripto paranın içerisinde al sat yapabilirsiniz arkadaşlar. Videonun hemen açıklama kısmına bırakıyorum yorumumu. Yorum kısmında ve açıklama kısmında referans kimliğimi, buradan kaydınızı olabilirsiniz. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sizler de yorum kısmını mutlaka es geçmeyin. Nokta dahi olsa yorumlarınızı bırakın arkadaşlar. Boş geçmeyelim. Emeğe saygı, küçük bir yorum dahi olsa bizler için önemli. Yorumların birçoğuna dönmeye çalışıyorum. Dikkat ediyorsanız dönemediklerime de er geç mutlaka dönüyorum. Gecikmeli de olsa. Çünkü 34.000'e yakın bir üyemiz var. Kanal aboneliğimiz var. Yani düşünsenize 3'te 1'inin 5'te 1'inin aynı anda mesaj attığını. Yani yetişmek o kadar kolay olmaz ama ben boş kaldıkça mesajlarınızı okuyorum. Kalp bırakıyorum, beğen bırakıyorum, yorum yapmaya çalışıyorum. Sizler de aynı şekilde devam arkadaşlar. Beğenmeyi veyahut da beğenmemeyi veyahut da artık tarafsız kalmamayı yapmayın. Beğen ya da beğenme. İkisine de like'ını ya da dislike'ını ifade et, belirt ve yorum kısmını mutlaka boş geçme. Bunlar bizim için önemli. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Umarım güzel bir hafta olur. Geçen hafta pek güzel bir hafta değildi. Bakalım neler olacak. Sizlerle daha önce endekslerle ilgili bir video paylaşmıştım. Orada %4'lük 5'lik geri çekilme potansiyelinin olabileceğini söylemiştim. Hatırlarsanız salı veyahut da çarşamba günü paylaşmıştım bu videoyu. Endekslerle ilgili videoları da yoğun bir şekilde sizlerle paylaşacağım. En az haftada bir gün bu endeks videolarını paylaşmayı düşünüyorum. Yani X gıda, X turizm, X ulaşım, X bilişim gibi, X gıda gibi, X spor gibi, bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Endekse göre pozitif, negatif ayrışmaları buradan yakalayıp daha sonra da bu sektörün içerisinden kendimize yol haritaları belirleyebiliriz. Yani önce sektörü belirleyip daha sonra sektörün içerisinden geri kalmış, ucuz kalmışları bulabiliriz arkadaşlar. Onun için sektör bazlı analizlerimiz devam edecek. Olumlu da bir geri dönüş aldığımı düşünüyorum. Çok gevezelik ettim. Videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar.